İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Kademeli normalleşme için gözler 17 Mayıs'ta. Bütün arzumuz 17 Mayıs 05 tarihine geldiğimizde vaka sayılarımızda arzu edilen noktaya ulaşmak. 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma pazartesi günü saat 05'te sona erecek. Aynı gün kabine koronavirüs gündemiyle toplanacak. Tam kapanmanın sonuçları analiz edilecek. Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek. Tam kapanma ile birlikte can kaybında %13, ağır hasta sayısında %3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranı da son 3 ayın en düşük seviyesine ulaşarak %8'in altına indi. 17 Mayıs'ta beklenen vaka sayısı en fazla 10 bin bandında rakamların beklenen seviyede olmasıyla kademeli normalleşme hayata geçecek. Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Kademeli normalleşmede önceliğin okullarda yüz yüze eğitime ve küçük işletmelere verilmesi bekleniyor. Berber, kuaför, avukatlık bürosu yoğun müşterisi olmayan ve tekli müşterisi olan yerlerin bu grupta yer alması planlanıyor. Giyim, çanta, süs eşyası ve züccaciye gibi ürünler satılan yerlere ise metrekareye düşecek insan sayısına göre müşteri alınacağı belirtiliyor. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Kademeli esnemenin sonucuna göre AVM ve benzeri yerlerin açılması gündeme gelecek cami ve mescitlere, nikah salonlarına da kapasite şartı getirilebileceği konuşuluyor. Kapalı mekanda, açık alanda vakit geçirmek bizim için çok önemli. Çünkü neden? Aslında biz geriye dönük baktığımızda hem bu yasak dönemde hem ondan önceki dönemde ev içi bulaşın çok fazla olduğunu gördük. Yaş kısıtlaması bulunan kişilere yönelik sokak yasaklarının da hafta sonlarından başlayarak kademeli hafifletilmesi bekleniyor. Lütfen herkes olabildiğince aşılama sırasına, aşılama takvimine uyarak yaygın bir şekilde aşılamayı yapabilirsek bugün artık konuştuğumuz konular bu yıl içerisinde gündemimizden düşmüş olacak.